Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin sahibi olan Rabbimize hamdolsun. Alemlerin sevgilisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Selamların en güzeli siz kıymetli seyircilerimizin üzerine olsun. Evet, FM TV ekranlarından merhaba sevgili seyircilerimiz. Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim yarışmasıyla sizlerle birlikteyiz. İnşallah bu hafta da yarışmamızın 5. finalistini sizlerle birlikte seçmiş bulunacağız. Rabbim şimdiden bütün yarışmacılarımıza başarılar ikram eylesin, ihsan eylesin diyoruz. Ve kıymetli jüri üyelerimize dönüyoruz inşallah. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Sami Hocam hoş geldiniz. Muhammed Hocam hoş geldiniz hocam. Evet sevgili seyircilerimiz, birbirinden değerli, birbirinden heyecanlı yarışmacılarımıza inşallah programımıza başlıyoruz. İlk yarışmacımız için Mustafa Hocamıza kulise dönüyoruz. Esselamu aleyküm kıymetli FM TV izleyenleri. Yepyeni bir bölümle, yepyeni yarışmacılarla, hafız kardeşlerimizle yeniden karşınızdayız inşallah. Bugün de birbirinden değerli, 5 kıymetli hafızlık yapan, hafızlığa hazırlık yapan kardeşlerimiz yarışacaklar. İçlerinden temsili bir birinci finalist, final yarışmamızda yarışmak üzere seçilecek inşallah. Jürilerimizin ve sizlerin öngörüsüyle inşallah. Bugünün ilk yarışmacısı yanımızda uzak diyarlardan, Kazakistan'dan ülkemize gelen Ramazan Ahmet kardeşimizle beraberiz. Onun duygu düşüncelerini alalım. Daha sonra da onu yarışmaya uğurlayalım inşallah. Ramazan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, keyfin yerinde mi? Yerinde hocam. Maşallah. Şimdi seyircilerimize biraz kendinden bahseder misin Ramazan? Eğitim durumun nedir? Hafızlık hocam. Hafızlık yapıyorsun. Kaçta gidiyorsun? Dörtlü. Peki hangi kursta hafızlık yapıyorsun? Beyaz kurs. Maşallah. Buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hocam, ben aileme hocam çok teşekkür ederim hocam. Beni Kur'an kurslarına gönderdiği için hocam ve hocama da çok teşekkür ederim hocam. Maşallah. Biz de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah onlar vazifeye devam ettiği müddetçe hafızlar yetişmeye devam edecektir. Biz şimdi seni yarışmaya uğurlayalım Ramazan. İnşallah sen birinci olursun, biz seni tutuyoruz. Ama unutma, bunu bütün arkadaşlarına söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk hocam. Şöyle yerini alabiliriz seni. Nasılsın? İyiyim hocam. Heyecan var mı? Biraz harcıyorum. Oturabilirsin rahatla. Yerini açabilirsin. Ramazan, hafızlık mı yapıyorsun? Yüzüne mi okuyorsun? Hafızlık yapıyorum hocam. Hafızlık yapıyorsun. Çok güzel. Kaç sayfa veriyorsun günde? 4 sayfa. 4 sayfa veriyorsun. Maşallah. Rabbim inşallah hafızını tamamlamayı ikram eylesin. Başlayalım mı? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Başlayabiliriz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة Maşallah. İza rüccetil arzu racca ve bussetil cibalu bassa fekânet hebâen mümbessa ve kuntum azvâcan selâse فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
qalilun minel ahirin ala surin mawzuna muttakina alayha mutaqabilin sadakallahul azim. Maşallah, barakallah. Ramazan kardeşimiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, sizdeyiz. Ramazan kardeşim, hoş geldin, safalar getirdin. Kaç yaşındasın Ramazan? 11 yaşındayım hocam. 11 yaşındasın, maşallah. Nerelisin? Memleketin neresi? Kazakistanlı hocam. Kazakistan. Maşallah, Kazakistanlı talebelerimizden bir yavrumuz daha. Ne zamandır Türkiye'desin, İstanbul'dasın? Bir sene oldu. Bir senedir buradasın. Hangi kursta okuyorsun Ramazan? Beyaz kurs. Fatih medreseleri, beyaz kursta okuyorsun maşallah. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten de çok güzel okudun. Daha 4 sayfa hafızlıkta, 4 sayfa olmasına rağmen elhamdülillah gerçekten yolun başındasın ama kıraatin, talimin, tecvidin bir hafız edasıyla okudun maşallah. Seni medreseye gönderen annene, babana, emeği geçen hocana sana da teşekkür ediyoruz. Hafızlık yolunda başarılar diliyorum. Rabbim sana zihin açıklığı ikram eylesin. İlk 5 sayfa zordur ama 5'ten sonra açılırsın inşallah. Daha da kolay olur bundan sonrası. Rabbim sana istikamet nasip eylesin. Ben çok beğendim okuyuşunu. Duruşun, ahlakın, güler yüzün. Ben 100 üzerinden gerçekten de 100 veriyorum kendisine. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Ramazan kardeşim, tebrik ederim. Çok güzel okudun. Vaka suresini okudun. Çok güzel bir seçim. Aşır okumak için, hele sizin yaşlarınızda, bu heyecanda nefesin kesilmemesi için. Talimin, tecvidin, kıraatin gerçekten güzeldi. Hiç yormadın. Çok lezzetli okudun. Sanki yıllardır talim tecvid dersi alıyormuş gibi tane tane okudun. Tabii ki illa benim bile eksiklerim var. İlla vardır ama onlar kesinlikle çok güzel bir şekilde düzeltilebilir. Mevla Teala Hazretleri 3 grup insandan bahsediyor bu okuduğun yerde. Mevla Teala Hazretleri bizleri kitabını sağ elinden alan, Kur'an'la dost olan, Kur'an'la dost kalan, Kur'an ile huzura kavuşan müminlerden eylesin. Gitmiş olduğumuz bu yolda bizlere başarılar ihsan eylesin diyorum. Aha. Ve 97 puan veriyorum sana. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederiz Muhammed hocam. Ramazan Ahmet kardeşimizden Allah razı olsun. Evet. Benim tam hoşuma giden tarzda bir okuyuşta bulundu. Biraz böyle ağzında kelimeleri biraz boğdu ama o tamamen onun dışında gelişen bir şey. Onu zamanla inşallah aşacaktır. Kıraati çok hoşuma gitti. Neredeyse tecvid kurallarının hiçbirisini atlamadı ve harfleri çıkartırken de yaşına göre gayet güzel bir şekilde üstüne basa basa harfleri tam manasıyla çıkartmaya çalıştı. Ben okuyuşuna gerçekten hayran kaldım diyebilirim. Kendisini çok beğendim. İnşallah en yakın zamanda hafızını bitirir. Hafız olarak aramıza katılır inşallah. Ben kendisine 100 puan veriyorum. Teşekkür ediyorum. Hem ailesinden hem de hocalarından Allah razı olsun diyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ramazan, nasıl, istediğin gibi okuyabildin mi? Beğendin mi? Güzeldi maşallah. Rabbim inşallah ilmini tamamlamayı ikram eylesin sana. Tamam, finalde inşallah görüşürüz. Tamam mıyız? Hadi bakalım Ramazan efendim. Kendine görüşürüz. Evet sevgili seyircilerimiz, Kur'an tilavetleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Rabbim bu yavrularımızın sayılarını arttırsın inşallah. Ve ikinci yarışmacımız için kulise Mustafa hocamıza dönüyoruz. Maşallah kıymetli FM TV izleyenleri. Gerçekten böyle nesillerin yetiştiğini bilmek bizlere de güç veriyor. Ta Kazakistan'dan, ülkemizin sınırından çok uzaktan ülkemize gelip hafızlık ilmini tamamlamaya çalışıyor. Ramazan kardeşimize Rabbimizden kolaylıklar diliyoruz inşallah. Bugünün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Muhammed Mustafa Alkan kardeşimizle beraberiz. Onun da duygu düşüncelerini alalım. Onu da programımıza uğurlayalım inşallah. Muhammed kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, keyfin yerinde mi? Evet. Muhammed kaç yaşındasın? 9. 9 maşallah. Bize eğitim durumundan bahseder misin? Seyircilerimiz biraz seni tanısın. Hafızlık hazırlıyorum. Hafızlığa hazırlık yapıyorsun. Maşallah, hafızlığa başlayacaksın. Hangi kursta okuyorsun? Fatih Medreseleri Küçükköy. Küçükköy kursunda okuyorsun maşallah. Peki buradan hocalarına, ailene söylemek istediğin bir şey var mı?
Söyle bakalım. Anneciğim, babacığım ve hocalarım size çok teşekkür ediyorum. Biz de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Seni çok güzel yetiştirmişler. Şimdi biz seni yarışmaya uğurlayalım. İnşallah sen birinci olursun. Biz seni tutuyoruz ama unutma bunu bütün arkadaşlarına söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyircilerimiz, ikinci yarışmacımızdan devam ediyoruz. İkinci yarışmacımız Muhammed Mustafa Alkan. Hoş geldin Muhammed Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Şöyle yerine alalım seni. Çok güzel ismin varmış maşallah. Kim koydu senin ismini Muhammed Mustafa? Annem. Annen mi koydu? İyi, çok güzel bir isim koymuş sana. Maşallah. Evet Muhammed Mustafa, seni kısaca bir tanıştıralım hocalarımızla. Nerede okuyorsun? Fatih Medreseleri Küçükköy Şubesinde okuyorsun. Çok güzel. Ne okuyorsun peki? Kur'an yüzüne mi yoksa hafızlık mı yapıyorsun? Ezber mi yapıyorsun? Yüzüne okuyorsun. Okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? 3. 3'e gidiyorsun. Peki sabah mı okula gidiyorsun? Sabah Kur'an kursuna mı gidiyorsun? Ne zaman vakitleri? 8'de okula gidiyorum. 4'te kursuma gidiyorum. 4'te, 3'te mi okuldan geliyorsun? 4. 4'te okuldan geliyorsun. Sonra kursa gidiyorsun. Sonra Kur'an-ı Kerim mi çalışıyorsun? Evet. Çok güzel. Maşallah. Peki nereye okuyacaksın bize? Enfal'i okuyacaksın, Enfal suresini inşallah. O zaman bir Audi Besmele çek bakalım Muhammed Mustafa. Başla bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfal. Kulil enfalu lillahi vel rasul. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مَاشَاءَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ İmanen ve ala rabbihim yetevekkilün. Ellezine yu'imune assalate ve mimma razaknâhum yunfikûn. Ulaike humul mü'minûne hakkâ. Lehum derecâtun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Sadakallahul azim. Maşallah Mustafa. Kur'an okumayı seviyor musun Mustafa? Evet. Belli oluyor. Maşallah çok güzel. Ahmet Hocam sizdeyiz. Muhammed Mustafa kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Maşallah 9 yaşındasın. Çok güler yüzlü, sempatik maşallah. Stüdyomuza renk kattın, programımıza renk kattın, heyecan kattın. Sana teşekkür ediyoruz. 9 yaşında olmana rağmen, 3'e gitmene rağmen hem okul derslerini hem de Kur'an-ı Kerim eğitimini ikisini bir arada götürüyorsun. Gerçekten de zor bir yükün var. Rabbim sana bu işi kolay eylesin. Amin. Buradan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya iki eğitimin aynı anda olacağını sen ispat ettin bu Kur'an okuyuşunla. Daha yüzüne okumana rağmen, hazırlık aşamasında olmana rağmen talimin, tecvidin, kıraatin, İnşallah güzel güzel yoldasın, güzel ilerliyorsun. Bayağı bir mesafe kat etmişsin. Ufak tefek birkaç şeyleri de hocalarımız gerekenleri sana nasihat olarak onlara söyleyecekler ama gerçekten de iki işi aynı anda yapman hasebiyle, evet, hem okul hem Kur'an eğitimi ikisini beraber yapman hasebiyle gerçekten de zor bir yüküm var, zor bir işim var ama sen bu işi yapacak kapasitedesin maşallah. Evet. Seni tebrik ediyorum, sana teşekkür ediyorum. Seni bu yola gönderen annene, babana, seni yetiştiren Adem Hoca'ya, emeği geçen hocalara teşekkür ediyorum. Kur'an yolunda, hafızlık yolunda sana Rabbim zihin açıklığı ikram eylesin inşallah. Amin. Ben Muhammed Mustafa kardeşimize 92 veriyorum. Kendisine ilmi hayatında başarılar diliyorum inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sami Hocam. Hem Muhammed hem Mustafa maşallah. Kardeşim tebrik ederim. Çok mutlu ettin. Merak ediyorum neyi biliyor musun? Ben bile bazen kamera karşısında veyahut da büyük yerlerde Kur'an-ı Kerim okurken nefes almayı unutuyorum heyecandan. Yani nefes almayı unutuyorum. Sana nefes almayı kim öğretti Muhammed Mustafa? Kim öğretti sana Mustafa? Annem.
Annem mi? Yok, birisi öğretmiş okurken mutlaka aralarda nefes al diye. Tebrik ederim canım benim, kardeşim. Mevla Teala Hazretleri Enfal Suresinde müminlerden bahsederken buradaki özelliklerin hepsini sana, bize ve tüm inananlara ikram eylesin inşallah. İnşallah. Mevla Teala Hazretleri senin bu okuyuşunla beraber kalbini, yolunu, hayatını ve ömrünü bereketlendirsin inşallah. Mevla Teala Hazretleri gayretini arttırsın. Okuyuşun çok büyük karilerin okuyuşundan çok daha etkili, çünkü günahsız bir ağızla okuyorsun ve çok feyizli ve bereketli okuyorsun. Muhammed kardeşim, sana ben 95 puan veriyorum. 95 puan veriyorum ve tebrik ediyorum seni. Muhammed maşallah. Muhammed Mustafa ile bir isimden adaşız değil mi? Maşallah. Evet, ben kendisine teşekkür ediyorum. Şunu çok hoşuma gidiyor, şu ufak yavrularımıza görmek. Heyecanları müthiş. Kur'an-ı Kerim okumaya karşı böyle aşırı heyecanlılar, aşırı istekliler. Okurken keyif alıyorlar. Kameradan izleyen, televizyondan izleyen değerli seyircilerimiz göreceklerdir. Muhammed Mustafa Kur'an-ı Kerim okurken çok keyif alıyor. Yani evet, sevmiş olduğu bir yemeği yermiş gibi veya hoşuna giden bir oyunu oynarmış gibi, hoşuna giden bir bulmacayı çözermiş gibi çok güzel, böyle keyif alarak, zevk alarak okuyor. Bu zaten puanların üstünde bir duruş. Özellik. Bazı tecvid hataları var. Onları ben hiç dile getirmeyeceğim. Çünkü bugün gerçekten farklı bir şekilde, farklı bir şey sundu bize. Evet. O lezzeti biz de buradan aldık. Ben Muhammed Mustafa kardeşimize 90 puan veriyorum. İnşallah en yakın zamanda hafızlığa başlar. Hem okulunu hem de hafızlığını yerine getirir. Daha sonraki zamanlarda inşallah Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle ilgili ilimleri de, tefsir ilmini, hadis ilmini vesaire diğer ilimleri de inşallah hepseder ve karşımıza güzel bir hoca olarak çıkar diye ümit ediyorum. Dua edeceğim inşallah ona. Allah Celle Celaluhu hem hocasından hem de ailesinden razı olsun. Allah nazarlardan saklasın. Amin hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Muhammed Mustafa, beğendin mi sen okuyuşunu? Güzel okudun mu? Hafız olmak istiyor musun? İnşallah kısa zamanda hafızlığa geçersin ve hafızlığında inşallah güzel bir şekilde tamamlarsın Muhammed Mustafa. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Buradan selam göndermek istediğin kimse var mı? Annene babana el sallayabilirsin. Evet. Bye. Tamam, inşallah Muhammed Mustafa. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak inşallah. Evet, hadi bakalım. Evet sevgili seyircilerimiz, farklı yaşlarda çocuklarla, Kur'an-ı Kerim okuyucularıyla birlikte oluyoruz elhamdülillah. Muhammed Mustafa da 9 yaşında ama gerçekten Kur'an'ı keyifle, severek, güzel bir şekilde okuyor. Rabbim inşallah sayılarını çoğalsın diyorum ve 3. yarışmacımız için Mustafa hocamıza kulise dönüyorum. Maşallah diyelim kıymetli Müslümanlar. Daha 9 yaşında hafızlık eğitimini tamamlamaya çalışıyor. Hafızlığa başlamaya çalışıyor. Rabbim buradaki ve bu yolda çaba gösteren bütün kardeşlerimize muvaffakiyetler versin inşallah. Bugünün 3. yarışmacısıyla yeniden karşınızdayız. Huzeyfe kardeşimiz var şimdi yanımızda. Onun da duygu düşüncelerini alalım. Onu da yarışmamıza uğurlayalım. Huzeyfe kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, keyfin yerinde mi? İyi hocam. Şimdi seyircilerimiz biraz seni tanısın için bize kendinden bahseder misin? Eğitim durumun nedir? Hafızlık yapıyorum. Kaçta gidiyorsun Zeyfe? 12 ile gidiyorum hocam. Maşallah. Bitmek üzereymiş. Rabbim buradan sonra sana kolaylıklar versin. İnşallah hoca olduğun günü de görmeyi bizlere nasip eylesin. Peki buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hepsine hocam bol bol selamlarımı söylüyorum hocam. İşte biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi seni yarışmamıza uğurlayacağız. Rabbim sana da muvaffakiyetler versin. İnşallah sen birinci olursun. Biz seni tutuyoruz. Şimdi besmele çekip seni yarışmamıza uğurlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyircilerimiz, 3. yarışmacımızla devam ediyoruz. Huzeyfe Özdemir. Hoş geldin Huzeyfe. Nasılsın? Şöyle geçebilirsin, oturabilirsin. Huzeyfe, seni kısaca bir tanıyalım. Nerede okuyorsun? Tekke kursunda hocam. Tekke kursunda okuyorsun. Çok güzel. Peki hafızlık mı yapıyorsun? Yüzüne mi okuyorsun? Hafızlık yapıyorsun. Biraz daha sesi söyleyebilirsin. Hafızlık yapıyorum hocam. Çok mu çalışıyorsun? Sesin kısılmış. Kaç sayfa veriyorsun Huzeyfe? Hocam 10 sayfa veriyorum.
10 sayfa. 10 sayfa veriyorsun. Çok güzel. Hafızlığı yaraladın yani. Güzel. Nerelisin Huzeyfe? Erzurumluyum. Erzurumlusun. Ne zaman başladın hafızlığa? Çok oldu mu? Çok oldu hocam. Yani ne kadar mesela? 5 ay, 6 ay, 10 ay? 1,5 yıl hocam. 1,5 yıl oldu. 10 sayfaya geldin. Çok güzel. Peki hedefin ne zaman tamamlarsın? Bu sene sonuna kadar tamamlamayı düşünüyor musun? İnşallah. Bu sene sonuna hafızını tamamlamayı düşünüyorsun. İnşallah Huzeyfe, Rabbim zihin açıklığı versin. Zaten zor bölümünü bitirmişsin. Kolay bölümüne gelmişsin. Kaç yaşındasın Huzeyfe? 11 hocam. 11 yaşındasın. Çok güzel. Nereye okuyacaksın? Şey, açabilirsin yerini. Ezber okuyacağım. Ezber okuyacaksın. Tamam, sen bilirsin. Nasıl, var mı heyecan? Başlamak ister misin? Tamam, başla bakalım Huzeyfe. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhâhâ. Vel-kameri izâ telâhâ. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ما شاء الله. Kendinden çok emin Kur'an okuyorsun Huzeyfe. Maşallah Ahmet Hocam, sizdeyiz. Huzeyfe kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. Maşallah hafızlığı yaralamışsın. 10 sayfaya gelmişsin. Yolun yarısı bitmiş artık. Bundan sonra da inşallah Rabbim tamamlamayı nasip eylesin. Sana Rabbim zihin açıklığı ikram eylesin. Seni yetiştiren, emeği geçen hocandan, seni hafızlık için feda eden, medreseye gönderen annenden babandan Rabbim gani gani razı olsun. Gerçekten de okuyuşun, başlayışın, bitirişin hiçbir şey anlamadık maşallah. Öyle bir akıcı, güzel okudun ki hafız edasıyla kendinden emin bir şekilde, hiç bakmaya bile gerek yok, ben ezber okuyacağım diyerek maşallah güzel bir okuyuş sergiledin. Rabbim hafızlığı tamamlama yolunda sana kolaylıklar ikram eylesin. Ben sana 99 puan veriyorum. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Sizdeyiz. Huzeyfe kardeşim, tebrik ederim. Bu kadar çok akıcı bir şekilde Şems suresini şu an ben okuyamam. Çok güzel bir şekilde okudun. Muhammed hocam bazı notlar aldı talim ve tecvidinle alakalı. Yaşların diğer arkadaşlarından biraz daha büyük olduğu için sana şunu tavsiye edebilirim. Kamera karşısındasın. Bir jürinin karşısındasın. Bunların vermiş olduğu heyecan illaki olacak. Ancak sesini 10 sayfayla gidiyorsun hafızlıkta. Şimdi biraz kolay. 12, 13, 14 sayfalar çok zordur. Zorlanırsın. Çünkü şeytan bütün gücüyle seninle uğraşacak. Bırak, bak zorlanıyorsun, bak zorlanıyorsun. Bunları atlattıktan sonra hafızlık çok büyük bir mücevherdir, cevherdir senin için. Bir de sesini daha da böyle güzelliğini arttırmaya çalışırsan çok başarılı olursun. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Bu şekilde okuyabilirsin. Bu kabiliyet var sende. Kursa gittiğinde, medresende okurken bu şekilde okumaya da gayret et. Anlaştık?
Diğer kardeşlerin şu anda tam ne dediğimi anlama durumları yok ama sen ne dediğimi anlarsın. 12, 13, 14. sayfalar şeytan seninle çok uğraşacak. Buna dikkat et. İkincisi, bu şekilde oku. Hem hafızsın hem sesin güzel. İki cevher bir arada olacak. Mevla Teala Hazretleri yaklaşık 8 ayette yaratmış olduğu bütün mükevvenata yemin ediyor. 9. da diyor ki kad eflaha men zekkaha, yaratılan bu kadar şeyi yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran, nefsini temizleyen felaha erdi, kurtuldu. Sen nefsini temizleyenlerle berabersin ve o yolda yürüyorsun. Mevla Teala Hazretleri sana maddi ve manevi kurtuluşlar ikram eylesin inşallah. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا, nefsine kötülük doldurursan, nefsini temizlemezsen o kötülük dolar işte, o zaman da perişan olursun. Mevla Teala Hazretleri şeytanın tuzağına düşüp, nefsin vesvesine düşüp de nefsi kötülüklerden arındıramamaktan bizleri muhafaza eylesin. Aa. Sana çok teşekkür ediyorum. Bir kardeşim daha gelmişti, birinci okuyan, çok güzel okumuştu. Sen de aynı onun gibi okudun. Sana da 97 puan veriyorum kardeşim. Çok tebrik ederim ve teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz Muhammed Hocam. Huzeyfe kardeşim, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bu okuyuşun için. Evet. Aslında surenin başında bir şeyle başladın. Daha sonra biraz heyecan herhalde işi karıştırdı. Biraz hızlanmaya başladın. Biraz gaza falan basmaya başladın. Ama tecvid olarak aslında bütün kuralları neredeyse uyguladığını söyleyebilirim. Birkaç tane hata atladın, yani öyle söyleyelim. Ama tecvid kurallarını yerine getirdin. Tabii tecvid kurallarını uygulamak var, bir de biraz daha iyi bir şekilde uygulamak var. Tam manasıyla yerinde bekleyerek, çekim yerlerini, med yerlerini tam manasıyla çekerek okumak var. Bir de caiz, yani bu kadar da okunabilir, bu kadarıyla da yeterli olunabilir şeklinde okumak var. Sen biraz ikinci kısmı tercih ettin. Caiz olur, bu kadarı da yeterli olur kısmını tercih ettin. Biraz daha yavaş okursan, sesinin de böyle ağzından çıkarken öne doğru böyle biraz daha iterek okursan daha güzel inşallah çıkacaktır. Harflerle alakalı mesela kaf harfine biraz ve ayin harfine biraz bastırmadın. Onları da inşallah ders yaparken, medresede ders okurken hocana veya kendin çalışırken o harflerde böyle çalışırsan, elif harfiyle mesela birleştir, cezimle birleştir, şeddeyle birleştir. Bu şekilde boğazda olan harfler, bunları böyle çıkartmaya çalış, üstüne basmaya çalış. Bu bir meleke haline gelsin, yetenek haline gelsin. Bunları çıkarttıkken artık özel düşünmene gerek kalmasın. Spontane, artık kendi kendine gelişsin yani bu. Bu şekilde okursan daha güzel okuyacağını düşünüyorum. Biraz daha yavaş, tecvid kurallarını biraz daha üst seviyede tam manasıyla oturtmaya çalışma. Bir de harflerin üzerine basarak okuma inşallah. Bunlara gayret edersen çok güzel olacak. Hafızı konusuyla alakalı ben ufak bir şey söylemek istiyorum sana. Ben hafızım çok iyi gidiyordu. 3 ham alıyorum, 5 ham alıyorum. En son 6 ham aldım. Hafızım güzel gidiyor. 13 ay kadar falan bir süreyle bitireceğim hafızımı. 26'm düze geldim. Hiçbir sebep yok ortada. Ama şeytan öyle uğraşıyor ki benimle. Kursa gideceğime Yavuz Selim Camii'ne gidiyorum. Sabahtan akşama orada takılıyorum. Tabii o zamanlarda telefon işte vesaire şeyler yok. Hani aileme ulaşacaklar da bugün derse gelmedi falan bildirecekler. İkinci gün bir daha gitmedim. Üçüncü gün bir daha gitmedim. Üç gün kursa gitmedim. Annem de bekliyor ki hadi hafızlığı bitirecek falan. Oğlum niye dersini getirmiyor? Niye hafızlık bitmedim daha? 300-400 kaldı. 26. yüzeyim artık yani, son sayfalarım. Gidemedim bir türlü. İnan hala düşünüyorum şu anda. Niye gidemedim mi? Niye gitmedim mi kursa, hala bilmiyorum. Şeytan öyle bir, artık o zaman insanla çok uğraşıyor. Hafız olacaksın yani nihayetinde. Çok ağrına gidiyor. Tabiri caizse deliriyor, çıldırıyor yani senin hafız olmana. Sen de çok günahsız bir yaştasın daha. O yüzden hafızlık, biraz şimdi bunun için söylüyorum. Hocam çok oldu filan dedim. 1,5 sene oldu hafızlığa başladı filan. Asla çok olmamış. Bu zamanda 1,5 senede hafızlığın yarısını bitirmek çok önemlidir. Çok değerlidir yani. Kesinlikle şey olmasın. Ve ondan sonrası da gerçekten açılır. Yani 10 sayfaya kadar bir hamla, iki hamla gidersin en fazla. Ondan sonra iki ham alırsın, üç ham alırsın. Yani artık kabiliyetine göre. Sonra kelimeler de daha çok böyle aklına gelmeye başlar. Artık hep aynı kelimeleri ezberlemeye başlarsın. O yüzden daha da kolay olur. Bu da kulağına küpe olsun. Şeytan çok uğraşacaktır böyle. Hafızını bitirmemek için çok uğraşacaktır. Kesinlikle hiçbir şeye
kulağını böyle şey yapma. Tıka yani tamamıyla şeytana. Allah'ın izniyle inşallah en yakın zamanda hafız olursun. İnşallah. Ben tebrik ediyorum seni. Sana da 97 puan veriyorum. Hı? Çok teşekkür evet. ederiz hocam. Evet Huzeyfe, istediğin gibi okudun mu? Beğendin mi okuyuşunu? Güzeldi. Tavsiyeleri aldın. Ondan sonra inşallah en kısa zamanda hafızlığını da bitirirsin. Tamam mıyız? Tamam inşallah Huzeyfe. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz sana. Tekrar görüşürüz inşallah. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Evet sevgili seyircilerimiz. Kur'an tilavetleriyle birlikte olmayı devam ediyoruz. İnşallah dördüncü yarışmacımızı alacağız. Yarışmamızın dördüncü yarışmacısı için Mustafa hocamıza kulise dönüyoruz. Maşallah diyelim kıymetli Müslümanlar, maşallah diyelim. Eğer sizler de ailenizin, kendi kardeşinizin, çocuğunuzun, eşinizin, dostunuzun bu şekilde Kur'an ışığıyla, Kur'an nuruyla eğitim almasını istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünün en küçük yarışmacısıyla tekrar karşınızdayız. Ömer Faruk kardeşimiz var bugün yanımızda. Şimdi onun da duygu düşüncelerini alıp yarışmaya uğurlayalım inşallah. Ömer Faruk kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, keyfin yerinde mi? İyi. Ömer Faruk, biraz seyircilerimize kendinden bahseder misin? Eğitim durumun nedir? Yüzünü okuyorum. Yüzünü okuyorsun. Yani hafızlığa başlayacak mısın? Kaç yaşındasın peki? 6. Maşallah sana. Şimdi biz seni yarışmaya uğurlayacağız. Orada jürinin karşısında Kur'an okuyacaksın, biliyorsun değil mi? Hadi bakalım şimdi besmele çekip seni yarışmamıza uğurlayalım. İnşallah bugünün birincisi sen olursun. Küçük yaşta burada seyircilerimizin hepsine örnek olursun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerimiz, dördüncü yarışmacımızla devam ediyoruz. Dördüncü yarışmacımız Ömer Faruk Derdi Yok. Hoş geldin Ömer Faruk. Nasılsın? İyi. Çok şekersin. Maşallah. Buyur şöyle otur bakalım. Allah. Ömer Faruk. Nasılsın? İyi. Seni kısaca bir tanıyalım mı? Nerede okuyorsun Ömer Faruk? Şehitlik Kur'an kursunda okuyorsun. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim mi, yüzüne mi çalışıyorsun yoksa hafızlık mı yapıyorsun? Yüzüne. Yüzüne çalışıyorsun. Çok güzel. Maşallah. Kur'an okumayı seviyor musun? Hı. Ezberlerin nasıl? İyi. Nereye okuyacaksın bize? Fetih Suresi'nin hepsini ezberledin mi? Hı. Başka nereleri ezberledin? Yasin, Tebarek, Amma, Cuma, Suresi. Tek tek söyle bakalım. Evet, tebareke. Sesli, tebareke. Cuma suresi, Fetih suresi. Maşallah, maşallah. Kaç yaşındasın Ömer Faruk? 6. 6 yaşındasın ve neredeyse birçok sureyi ezberledin öyle mi? Bu surelerin hepsini ezberledin. Maşallah. Çok güzel Ömer. Fetih suresini okuyacaksın bize. Bizi heyecanlandırdın Ömer. 6 yaşındasın, bu kadar sureyi güzel bir şekilde ezberledin. Ve yarışmaya katıldın. Nasıl, kendine güveniyor musun? Hı-hı. Çalıştın mı yerine? Evet. Ezber yapmayı seviyor musun peki? Seviyorum. Bir sayfayı ne kadar zamanda ezberliyorsun Ömer? Bir sayfayı 2 hafta. Ne kadar? 2 hafta. 2 hafta. O kadar sürmez ya. Daha az sürer bence. Sürüyor mu o kadar? Sürüyor. Yüzüne derslerin de oluyor herhalde. Arada ezber de yapıyorsun. Tamam, çok güzel. Başla bakalım, bir besmele çek, başla bakalım Ömer Efendi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha sesli. Lekad sadakallahu rasulehur rü'ye bilhak. Letedhulunnel mescidel harame inşaallahu. Aminin, aminin, muhalliqin rüüsekün ve mukassirin la tekafün. Fe'alime ma lem te'alemü fe'ceale min dünü zelike fethan qaribâ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
ve kefe billahi şehide. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâri rahmâ'u beynehum terâhum rükkâ'ın sükkede yebtevûne fazlan minallâhi ve rizvâna sîmâhum fî vücûhihim min eseris sücûd. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله بارك الله. Beğendin mi? Güzel mi? Güzel. Heyecan var mı? Biraz heyecanlandı sanki. Sessiz okudu. Ha? Tamam, güzel. Ahmet hocam sizdeyiz. Ömer Faruk kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. Maşallah 6 yaşındasın, aklı başındasın. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Bu yaşta böyle Kur'an-ı Kerim okumak gerçekten de maşallah denilecek. Başka da bir şey denilmemesi lazım. Daha sandalyeye oturduğunda ayakları dahi yere değmiyor. Bu kadar ufak bir yarışmacımız. Abileriyle yarışıyor burada. Gerçekten de bu yaşında, 6 yaşında olmasına rağmen okuyuşun, ezberlerin, yapmış olduğun duraklarda durup tekrar geri alma, nefesin yetmediği zaman durup ileri alma, yani baya baya maşallah artık ben hafızla hazırım mesajı veriyorsun buradan. Rabbim sana zihin açıklığı versin, seni nazarlardan muhafaza eylesin. Amin. Seni yetiştiren hocana, seni medreseye yollayan annene babana Rabbim gani gani rahmet eylesin, onların tüm hayır isteklerini kabul eylesin. Onlardan razı olsun. Rabbim senin gibi talebelerin sayısını çoğalsın inşallah. Tüm yavrularımıza Kur'an nurunu ikram eylesin. Şu duruşu, Kur'an'ın ahlakı tüm yüzüne, tüm vücuduna sirayet etmiş maşallah. Kur'an'la büyüyen çocuklar, işte izleyicilerimiz buradan görebiliyorlar. Kur'an'la büyüyen, Kur'an'la yetişen, Kur'an'la haşır neşir olan yavrularımızın durumu ortada. Gerçekten de maşallah diyorum. İnşallah daha yolun başında, ufak yaşta olmasına rağmen daha kat ettiği mesafe bakımından çok önemli bir mesafe kat etmiş. Ufak tefek eksikler, hatalar herkeste var. Evet. Ama tabii onlar 6 yaşında olmasına rağmen 10 yaşında, 11 yaşında abileriyle bugün buraya cesaret edip çıkması, o da ayrı bir tebrik edilecek bir hareket. Evet. Ben seni tebrik ediyorum ve 98 puan veriyorum. Başarıların devamını diliyorum inşallah. Hafızlık yolunda başarılar diliyorum sana. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ömer Faruk, derdi yok mu? Senin soy ismin derdi yok mu? Mevla Teala Hazretleri inşallah maddi bütün dertlerden emin eylesin seni, anneni ve babanı. Benim güzel kardeşim, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu yolun sonunda sen hafız olacaksın. İslam alimi olacaksın. Kur'an alimi olacaksın. Bu ümmete yol gösteren, bu ümmetin karanlıklarını aydınlatan, bu millete ışıklar saçan bir inşallah mum olacaksın. Doğru mu? Doğru. İnşallah. Şunu unutma. Bir şey söyleyeceğim sana sadece. Pelteklik var sende, değil mi? He. Sivrisinek diyemiyorsun. Sivrisinek diyemiyorsun. Sen gel bu abini dinle. S harfini çıkartmaya çok çalış. Bu dediğimi dinle. Çok faydasını göreceksin. Anlaştık? Şimdi seninle hocan uğraşıyordur, annen uğraşıyordur. Belki annen baban çok uğraşmıyordur. Çünkü peltek daha biraz daha tatlı oluyor ama sen yarın öbür gün büyük hoca olacaksın. Büyük alim olacaksın. Yani her şeyinle dört dörtlük olman lazım. Anlaştık? Kardeşim benim, Mevla Teala Hazretleri, estağfirullah,
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ayetindeki özellikleri sana ikram eylesin. Sonunda da Estağfirullah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظ۪يمًا. Ayetindeki bağışlamayı, büyük mükafatları, seni medreseye yolladıkları için annene, babana, seni eğittiği için hocalarına ve büyüdüğünde de sana ikram eylesin inşallah. Ben sana 96 puan veriyorum benim güzel kardeşim. Gönlümüzü gözümüzü nurlandırdın. Çok teşekkür ediyorum sana. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederiz. Ömer Faruk derdi yok kardeşim. Bizim de dertlerimizi bugün aldı götürdü. Biz de onun sayesinde derdi yok olduk inşallah. Tabii. 6 yaşında bir yavrumuzu böyle heyecanlı, böyle zevk alarak, keyif alarak Kur'an-ı Kerim okurken görmek insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Ben böyle tecvitlere, mahreçlere falan böyle tavsiyelerde bulunuyor ama bu sefer Ömer Faruk'un yaptığı metni muttasıl, metni munfasıl ihfa olmak istedim. Yani o kadar hoşuma gitti ki uğraşıp o okurken evet, onu ortaya koyması. Çok da güzel okudu yani. İhfayı uyguladı yani. Hani bazıları evet, uygulayamaz. Bazıların onun ne olduğunu bilmez. 6 yaşında bir yavrumuzun bunu okuması, bunu uygulaması Kur'an-ı Kerim okurken gerçekten çok gurur verici. Kendisi için söylüyorum. Çok önemli bir şey, çok evet, özel bir şey. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir önceki kardeşimiz gibi puan üstünde bir okuyuşu vardı Ömer Faruk kardeşimizin. Allah Celle Celaluhu nazarlardan saklasın. Amin. Benim en büyük korkum o zaten. Bu yavrularımız çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Değerli seyircilerimiz de okurken bunlara maşallah demeyi unutmasınlar. Gerçekten Allah nazarlardan muhafaza eylesin. Amin diyecek hocam, bir şey yok. İnşallah en yakın zamanda hafız olur. Hafızlar yetiştirir. Alim olur. Alimler yetiştirir. İnşallah. Allah Celle Celaluhu ailesinden, annesinden, babasından ve ona yol gösteren hocalarından razı olsun. Ben kendisine 95 puan veriyorum ve teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet Ömer Faruk, hafızlığa ne zaman geçiyorsun? Ezberlerini de tamamlamışsın. Var mı tarih? Belli mi? Yok mu daha? Biraz daha çalışacaksın mı? Konuşabilirsin. Dilin ağzından bakayım. Göster bakayım. Konuşabiliyorsun değil mi? Tamam. Çok güzel Kur'an okuyorsun ama konuşurken kapatıyorsun ağzını. Maşallah. İnşallah çok büyük halim olursun Ömer Faruk. Çok teşekkür ettik. Seninle tanıştığımıza çok memnun olduk. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Gel öpeyim ben seni. Gel bakayım. Gel gel maşallah. Ömer Faruk kendine iyi bak, görüşürüz inşallah. Evet sevgili seyircilerimiz, yarışmacılarımız boy boy maşallah. 6 yaşında bir yarışmacımız. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresini, Tebarike suresini, Amme suresini, Fetih suresini, Vakıa-i Cuma suresini, birçok sureyi ezberlemiş maşallah. Rabbim sayılarını çoğaltsın bu yavrularımızın. Ve bu Kur'an ilmini talep eden anne babalarımızın da sayılarını çoğalsın diyorum. Böyle bir temenniyle beraber programımızın son yarışmacısını alacağız inşallah. Son yarışmacısını almak üzere Mustafa hocamıza kulise dönüyoruz. Maşallah diyelim kıymetli Müslümanlar. Daha 6 yaşında ama kendini bu yaştan itibaren ailesinin desteğiyle Allah yoluna adamış. Rabbim bizlere de bu hassasiyetten ikram eylesin inşallah. Bugünün son yarışmacısıyla karşınızdayız. Şimdi yanımızda Vedat Erkul kardeşimiz var. Onu da şimdi yarışmaya uğurlayacağız ve bugünün birincisi belli olacak. Vedat kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, keyfin yerinde mi? İyi valla. Şükürler olsun. Şimdi biraz seyircilerimize kendinden bahseder misin? Eğitim durumun nedir? Hafızlığa hazırlık yapıyorum. Hazırlık yapıyorsun maşallah. Rabbim hafız olduğun günleri de görmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi biz seni yarışmaya uğurlayacağız. Ama daha önce buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Evet var hocam. Söyle bakalım. Hocama, anneme, babama, arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Biz de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim onların hassasiyetinden cümlemize ikram eylesin. Şimdi biz seni yarışmaya uğurluyoruz. İnşallah bugünün birincisi sen olursun. Biz seni tutuyoruz ama bunu bütün arkadaşlarımıza söylüyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyircilerimiz, programımızın son yarışmacısı, 5. yarışmacısıyla devam ediyoruz. Vedat Erkul. Hoş geldin Vedat. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi. Ne kadar iyisin?
Çok iyiyim hocam. Çok mu iyisin? Otur bakalım. Maşallah. Nerelisin sen Vedat? Siirt hocam. Siirtlisi. Maşallah. Çok güzel. Seni kısaca bir tanıyalım. Nerede okuyorsun? Hocam, Fatih Medreseleri Cihan Vakfı'nda. Cihan Vakfı'nda okuyorsun. Çok güzel. Yüzüne mi? Hafızlık mı? Hafızlık. Hafızlık yapıyorsun. Çok güzel. Kaç sayfa veriyorsun günde Vedat? Hocam, arada sıra bir sayfa veriyorum. Yarım sayfa veriyorum. Okula mı gidiyorsun? Evet hocam. Okulla beraber yaptığın için ne kadar ezberleyebilirsen öyle devam ediyorsun, öyle mi? Evet hocam. Çok güzel. Kaça gidiyorsun? 6. 6. sınıfa gidiyorsun. Kaç yaşındasın Vedat? 10. 10 yaşındasın. Çok güzel. Bir yandan hem Kur'an derslerini alıyorsun, bir yandan da okul derslerini devam ettiriyorsun. Zor oluyor mu peki? Biraz zor oluyor hocam. Biraz mı zor oluyor? Sen Allah'ın izniyle başarısın. Güveniyorsun kendine. Bitireceğim mi hafızlığı? Bitireceğim hocam. İnşallah Vedat. Hazır mısın? Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Tamam, başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala siratin mustakim tenzilel azizir rahim litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum khafilun lekad hak القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Maşallah, barakallah. Kendinden emin, çok güzel bir şekilde okudun. Vedat, teşekkür ederiz. Sağ ol hocam. Beğendin mi okuyuşunu? Evet hocam, beğendim. İstediğin gibi mi okudun? Evet. Tamam. Bir de soralım bakalım hocalarımız ne diyecek sana. Ahmet hocam sizdeyiz. Maşallah Vedat kardeşim, hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Vedat kardeşim, 10 yaşındasın. Maşallah. Hem okul hem hafızlık yapıyorsun. Maşallah. Hafızlığa başlıyorsun. Yeni başlıyorsun. Hocam ya, bir sene oldu. Bir senedir gidip geliyorsun. Tabii hazırlık aşaması var bunun. Bir anda hemen gelir gelmez hafızlığa başlayamıyorsun tabii ki. Bunun önce bir yüzüneyi, talimi, tecvidi, değil mi? Kıraatini bir güzelleştirmen lazım. Elhamdülillah. Gerçekten de senin yaşındaki, seviyendeki çocuklara göre okuyuşun, talimin, tecvidin, kıraatin bayağı bir yol kat etmişsin maşallah. Ufak tefek gene bir şeyler var. Onu hocalarımız zaten iletirler. Ama hem 6'ya gidiyorsun hem de medreseye geliyorsun. İki işi aynı anda yapıyorsun. Zor bir iş. Sadece medresede hafızlık yapmıyorsun. İki işi aynı anda yürüttüğün için Rabbim sana kolaylıklar nasip etsin. Amin. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuma yolunda, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yolunda gayretin var, aşkın var. Rabbim sana aşkını, gayretini istikametle, sebatla devam ettirmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. İki yolu beraber götürmeyi tercih ettiğin için, sadece ben okula giderim, ben medreseye gitmem, Kur'an
fazla okumama gerek yok. Zaten belli bir yere kadar biliyorum deyip de gevşeklik, tembellik yapmıyorsun. Daha fazlasını istiyorsun. Daha ilerisini istiyorsun. Amin. İnşallah Rabbim sana zihin açıklığı nasip eylesin. Amin. Ben okuyuşunu talimiyle, tecvidiyle ben kendisine 92 puan veriyorum. Ve bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Seni yetiştiren hocana, annene, babana teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam. Vedat kardeşim tebrik ederim. Yasin suresini okudun. Şunu unutma. Halkımız Kur'an-ı Kerimlerini tozlu raflardan perşembe akşamları bazen indirip Yasin-i Şerif'i okuyorlar. 40-50-60 yaşına gelmiş Yasin-i Şerif'i okurken onlarca yanlışı çıkıyor. Sen okula gidiyorsun, okulla beraber medreseye gidiyorsun ve Yasin-i Şerif'i okudun. Tebrik ederim seni. Sağ ol hocam. Sana sadece şunu söyleyeyim. Bir önceki kardeşime de söyledim ama o bir önceki kardeşim daha sınırı aşmamış. Allah nasip ederse inşallah bu ayet-i kerimede olduğu gibi febeşşirhu bimağfiretin ve ecrin kerim, yani sonu bağışlanma, büyük mükafatlar olan bir yoldasın şu anda. Resulullah Efendimizin müjdelemiş olduğu bu yolun sonu, bu yolun devamı hep büyük mükafatları elde edeceğin, bağışlanmalar elde edeceğin bir yol. Okula gidiyorsun, okul ortamı çok farklı. Oradan medreseye geliyorsun, medrese ortamı çok daha farklı. Yani okulda kötü olan şey medresede iyi, medresede iyi olan şey okulda kötü. Sen bunların ikisinin arasında hem bunları yapıyorsun hem de gelmişsin. Ben de okuyorum, ben de güzel Kur'an-ı Kerim okuyorum, ben de yarışacağım diye geldin. Tebrik ederim seni. Ama bu pelteklere dikkat et, olur mu kardeşim benim? Tamam. Pelteklere dikkat et. Bak, bir önceki kardeşim 6 yaşındaydı. Onun bir sınırı var. 7-8, 8.5'a kadar çözülmesi lazım. Bundan sonra eğer bir defa peltek ezberlersen, peltek ezber hafızlığa başlayacaksın. Peltek ezberlersen bir daha onu düzeltmek zor olur. Anladın? Bir an önce pelteklik meselesini aşmak lazım ki diğer harflerine de zarar veriyor. Ben sana kardeşim benim 95 puan veriyorum. Allah ve seni tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Tamam hocam. Oldu mu? Oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Muhammed hocam. Vedat kardeşim hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Evet, okuyuşunla alakalı şöyle birkaç bilgi sana aktarayım. Şimdi okurken bir kere kendinden emin olman lazım. Neyi okuduğunu, nereye okuduğunu, nasıl okuyacağını, hangi seviyede okuyacağını hızlı anlamında söylüyorum. Okuyacağını bir kere iyice bir kafana yerleştirmen lazım. Bununla alakalı önceden antrenman yapman lazım ki yapmışsın ama biraz daha fazla yapman lazım. Nerede duracağını, metni muttasılı ne kadar, kaç elin miktarı çekeceğini, hangi metni muttasılı nerede çekeceğini, nefes alacağın yeri, nefesini bırakacağın yeri, nefesini ne kadar toplayacağını, ne kadar bırakacağını, bunların hepsini önceden antrenman yapmak suretiyle çalışman lazım ki burada okurken daha da güzel inşallah okuyabilesin. Zaten gayet güzel okudun. Ondan şüphen olmasın. İhfa ve idgamlar konusunda biraz daha kendini geliştirmeni sana tavsiye ederim. Yani bu aslında ihva ve idgam değil de tecvid olarak söyleyelim. Tecvidi biraz daha önce tecvid okudun mu ders olarak? Tecvid dersi gördün mü? Evet hocam, Fatih Hoca da veriyordu. Ha, veriyordu. Tecvid dersi gördün. Biraz unuttun herhalde ya da çalışırken biraz gözünden kaçtı herhalde. Öyle mi oldu? Unuttum hocam biraz. Tamam, hemen onları tekrar yapışıyorsun onlara. Çünkü Kur'an-ı Kerim tecvidsiz olmaz yani. Tecvidi biliyorsun ama biraz daha onu ne yapacağız? Süsleyeceğiz, daha güzel hale getireceğiz inşallah, tamam mı? İnşallah. Kıraatin güzel yani Allah'ın izniyle. Biraz da harfleri çıkartırken peltek harf konusunda Sami hocam uyardı. Diğer harfler konusunda ben de uyarı demeyeyim, tavsiyede bulunayım sana. Harflere çalış, çıkartmaya çalış. Normal bizim Türkçe harfler gibi Kur'an-ı Kerim okumaktan uzak eyle kendini. Harflerin üzerine basarak, tamam mı? Nereden çıkıyorsa oradan çıkartmaya çalış. Yani harfin damak harfi ise damaktan çıkartmaya çalış. Başka yerlerde zorlama. Dudak harfi ise dudağının hakkını ver. Dudaktan çıkartırken o harfin hakkını ver. Boğazdaysan en dibine kadar git. Boğaz harfleri önemlidir. Tamam mı? Şimdi bak, yabancı dil konuşurken insanlar mesela şive çok önemli. Aynı dili konuşuyor adam ama farklı şivelerde konuştuğu için birisini anlıyorsun, diğerini anlamıyorsun. Bizim Türkçede de öyle yani. Aynı dili konuşuyoruz. Bazı insanlar konuşurken yutuyorlar veya farklı şekilde konuşuyorlar. Anlamıyorsun.
Yani yöre farkı oluyor. Kur'an-ı Kerim'in yöresi bir tane yani. Mahreçler önemli, tecvid önemli. Bunlara dikkat edeceksin inşallah. Ve şimdi ezbere de çok fazla başlamamışsın. Yani bu da önemli. Ezbere başlamadan bunları yerine getirmen lazım ki ezberledikten sonra zorlanmayasın. Şimdi yanlış ezberledin bir yeri, eksik ezberledin bir yeri. Sonra aradan işte 3 sene geçti. Hafıza bitirdin. Bir de onları var ya toparlamak için 3 sene daha geçer. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Başta kuvvetli yapacaksın, sağlam yapacaksın. Tam manasıyla düzgün bir okuşa kavuşacaksın. Ondan sonra ezberlemeye başlayacaksın. Tamam mı inşallah? Evet. Ben sana 90 puan veriyorum. Allah Celle Celaluhu hem ailenden hem de senden hem de hocalarından razı olsun inşallah. Okul hayatında da medrese hayatında da başarılar diliyorum. İnşallah bir dahaki görüştüğümüzde hafız olarak karşımıza gelirsin. İnşallah hocam. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet Vedat, sen ne söylemek istersin? Her hocamıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz hocam. Annem babamıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah. Biz de sana çok teşekkür ederiz Vedat. Bir de Siirt'e el salla buradan, bir memlekete. Bir el salla buradan. Seni izleyenlere, seni sevenlere inşallah. Evet Vedat. Vedat, biz seninle tanıştığımızda çok memnun olduk. Çok neşelisin. Neşen yeter. Kur'an okumayı da seviyorsun. Rabbim inşallah bu yolda seni başarılı eyler. Güzel makamlara gelirsin. İnşallah. Amin diyor musun? Amin. Tamam. Gel hadi Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederiz Vedat. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet sevgili seyircilerimiz, son yarışmacımızı da uğurladık. Vedat kardeşimiz de bize Yasin-i Şerif'i okudu. Sami hocamız da öyle bir hatırlatma yapınca benim de Sami hocamızla bir anım vardı. Onu sizlere aktarmak istiyorum kısa bir şekilde hemen. Bir gün Sami hocamızla beraber Bursa'da bir yakınımızın cenazesine gitmiştik. Oturduk beraber cenaze sonrasında. Kur'an-ı Kerim okunacak ve Sami hocamız... Tabii bir cemaat var. Oturmuşlar artık bizim okumamızı bekliyorlar. Sami hocamız da buyurun başlayalım dedi. Ve herkes tabii bize bakıyor okumamız için. Bir daha dedi buyurun amca sen başla dedi. Herkes çekiniyor. Aslında orada 30 yaşında insan var, 40 yaşında var, 50 yaşında var, 60 yaşında var. Birçok insan var. Ama hiçbiri demedi ki tamam hocam başlayayım okuyayım demedi. O gün orada Vedat olsaydı... Tamam hocam başlayayım derdi 10 yaşında Kur'an'la hemhal olmuş başlayayım derdi ve bugün okuduğu gibi sizin gözlerinizin önünde okuduğu gibi başlardı. Vefat etmiş olan her kimse annesi babası dedesi halası akrabası artık yakını bir Müslüman kardeşi fark etmez o gün orada ne yapardı o Kur'an-ı Kerim'i okurdu. O yüzden dolayı mutlaka ve mutlaka ne yapmamız gerekiyor o gün yine biz başladık biz okuduk elhamdülillah. O yüzden dolayı mutlaka nesillerimizi, torunlarımızı, çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'le tanıştıralım. Bakın buraya çıkan talebeler sadece hafızlık talebeleri değil. Okulla beraber de medreseye gidip en azından yarın sizin arkanızdan Kur'an okuyabilecek kadar Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine mutlaka dikkat edin diyorum. Böyle bir tavsiyede de bulunuyorum. Şimdi inşallah 5. yarışmacımızdı Vedat. Son yarışmacımızdı. Onu da aldık. Böylece programımızı tamamlamış olduk. Kısa bir aradan sonra inşallah bu haftanın 5. finalistimizi sizlere açıklayacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.